Start 1-2 ve Ankara koşusu başladı. Ancak en dış iki kulvardan koşuya başlaması gereken 4 numaralı Lord of Game rakiplerinden çok sonra koşuya başlayabildi. Yine 3 numaralı Kingsman de rakiplerin 70-80 metre kadar gerisinde kalan isimler oldular. Grubun 100 metre gerisinde ise 4 numaralı Lord of Game, 2 numaralı Handsome Hero koşuya liderlik yapıyor. Farkı 4-5 boya kadar taşıyor. Bu arada 1 numaralı Colt Victory de dışarıya doğru kaçıyor, yarışı bırakabilir. Evet, 1 numaralı Colt Victory yarışı bıraktı sayın yarışsever. Bu da demektir ki Triple Crown hayali artık önümüzdeki yıla kaldı. Bu arada 4 numaralı arkadaşım yerde Lord of Game de koşuyu bıraktı. 1400 metre start yeri geçirdiğinde 2 numaralı Handsome Hero liderliğini sürdürüyor. Farkı 2 boy olarak koruyor. Dış kulvarda 5 numaralı Powerman. 2,5 boy geride 8 numaralı Portrait of Lady var. Ondan 3 boy kadar geride dışta Touch of Glass sırasıyla kısraklar son 300 metreye giriyor. 1 numaralı Lady Sephora fark azalsa da kolaylığını koruyor, hala önde. Dışarıdan tam zapur atakları sıklaşıyor. Yarım boy farkla 1 numaralı Lady Sephora liderliğini sürdürüyor. Tam zapur atakları sürüyor. Lady Sephora'nın kolaylığı devam ediyor. Son 20 metre dışarıdan tam zap geliyor. Tam zap kazanıyor. Yani bu idmanda değilsin yani şimdi burada. Sonra bu pist batıyor. Yağmur yağmış. Bunların hepsine dikkat edeceksin. Kamçın elinde değil, bak şu an dalacak. Bak, onu da alırken bayağı zorlandı. Ondan sonra kolye kayışından tutuyor. Kantar molarını kısaltamadı. Atı da kaldıramadı. Kaldıramadı. Kaybedersen böyle ne diyor yarışsever? Kayıba koştun diyor. Ha, burada kayıba koşma yok ama çok büyük lakaytlık var yani. Sen böyle lakayt binersen kaybedersin. Yani bir sefer atın üstünde duruşun da duruş değil. Sen bütün vücut lisanında yarışsevere ne diyorsun biliyor musun? Her şey kontrol altında. Ben buna şimdi bir ufacık kısa bir sürpriz hadi diyeceğim, bitireceğim. Bitireceksin o zaman abi. Bitiremezsen sıkıntı var. Tamam, at direktif biraz öyleymiş. Hani bu at erken hücum ettiği zaman bırakıyor, kaybediyor. Ama o başka bir şey. Sen burada tedbiri niye alamıyorsun kardeşim? Niye kamçın bir kere elde? Bak şimdi kullanıyorsun kamçını. Niye kolonda peki kamçın? Sen doğrusunu yap. At kaybederse yani. Tamam. Sen doğrusunu yap bir kere. En doğru nokta cezayı 117'den vermesi. Yani 122 biliyorsun koşuyu kazanma amacı ve gayesiyle koşmamak. O işte bizim atı kayba koşmak, atı koparmak. Burada ondan vermesi lazım. Şey. Burada ondan vermedi. Çünkü öyle o niyetle yapmadığını tespit etti. Sen de öyle diyorsun. Yani evet, atı kayba tabii. Koşmak. Dolayısıyla hakem de orada doğru bir yerden karar verdi. Ama ya buradaki cezanın tabii enteresan bir şeyi var. Şimdi hatırlıyor musunuz? Gökhan Kocakaya Lord of Game'den bir ceza almıştı. O cezada da Gökhan'a Ankara Komiserler Kurulu aynı cezayı aynı maddeden, yine 117. maddeden 30 gün süreyle yarışlarla ilgili yer ve testlere girmekten ve sanat icrasından geçici olarak men cezası vermişti. Bu Gökhan'a verilen ceza biliyorsunuz daha sonra bir mahkeme konusu oldu. Ve o mahkeme Gökhan'ın lehine bitti. Ankara İdare Mahkemesi Komiserler Kurulu'nun verdiği bu cezayı ortadan kaldırdı. Sebebi de yetki aşımıydı. Ankara Yarış Komiserler Kurulu'nun tedbir niteliğinde de olsa süre sınırı belirlemeksizin ceza vermesi hukuka uyarlılık değildir diyor yani. Sen diyor, senin at yarışları yönetmeliğiyle ilgili bir ceza sınırın var diyor. Sen 15 gün verebilirsin diyor. Burada da yargı yoluna gidilse bu ceza düşer. Çok evet. Net. Yukarıdaki cezayı mahkeme iptal etti. Sen nasıl bir daha aynı şekilde o kararı bile bile aynı şekilde bu cezayı veriyorsun? Mahkeme sana diyor ki sen diyor süre belirlemeksizin diyor tedbir niteliğinde de olsa diyor böyle bir şey yapamazsın diyor. Sen oradan Gökhan Kocakaya davasını kaybediyorsun. Verdiğin ceza ortadan kalkıyor. Aynı şeyi bu sefer Mert Gökalp Aslan için yapıyorsun. Bence %100 bir yerde bir hata var yani.